bunu denen katliamına takipsizlik kararı verilmesi, Ethem Sarı Sülüklerin katilinin serbest bırakılması, ülkemizdeki adalet sisteminin çöktüğünün göstergesidir. Sivas davasında sanıkları savunan 21 avukatın iktidar partisine görev alması, bunlarda 5'inin milletvekili olması ve avukat Hayati Yazıcı'nın geçtiğimiz dönem başbakan yardımcısı ve bu dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak kabinede yer alması, iktidarın yargı üzerindeki kontrol ve etkisini tekrar sorgulamamıza yol açmaktadır. Size zaman aşımının tarihe ve toplumsal belleğe işlemediğini ve Sivas katliamı davasının genişletilerek tüm idari ve siyasi sorumluların yargı önüne hesap vermesinin önünün açılması gerektiğini hatırlatmak bizim boynumuzun borcudur. Sivas'ı unutma, unutturma! Sivas'ı unutma, unutturma! Sivas'ı unutma, unutturma! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! Başbakanın Cemevi Cümbüş Evi diyerek cemevini yıkmak için dozerleri seferber etmesini, cemevine ucube demesini, katil fetvacı Ebu Suud hakkında hem de Çorum'da övgü dolu sözler sarf etmesini unutmadık. Başbakan ve devlet bürokrasisi inkar, nefret ve şiddet politikasına inadına devam ediyor. 3. Boğaz Köprüsü'ne Yavuz adı verilmiş olması bunun en açık göstergesidir. 40 bin alevinin hunharca kılıçtan geçirilmesinin onaylanması değil midir? Bugün Alevilere dönük fiili katliam sona ermiş gibi görünse de özellikle başbakanın kullandığı inkar, nefret, şiddet diliyle Aleviliğe ve Alevilere dönük tehdit devam ediyor. Bu kadar da değil. Alevilerin yaşadığı çoğu kent ve mahallede Alevilerin kapıları işaretlendi. Bu işaretlemelere ilişkin hiçbir kişi hakkında soruşturma açılmadı, bir tek kişi dahi gözaltına alınmadı. Şimdi tam da Madımak katliamı öncesinde 2. Alevi açılımı gündeme geldi. Bu atraksiyon Gezi Parkı eylemleriyle Türkiye'de oluşan demokratik muhalefeti güdükleştirmek, Alevilerin bu eylemlere katılmasının önünü kesmek, Kadıköy mitingi ve Madımak katliamı 20. yıl arasına katılımı önlemek için yapılmıştır. 2. Alevi açılımı AKP'nin devşirme Alevileri kullanarak AKP Aleviliği yaratma projesidir.